Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Filistin'deki vahşeti ve katliamı anlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden değerli vekilimiz Hasan Bitmez'i ve Krom Ocağı'nda bu hafta hayatını kaybeden 3 işçimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 bütçesinin başta kadın ve çocuk yoksulluğu olmak üzere temel sorunlara çözüm üretmesini diliyorum. Ancak 2024 bütçesinin satır aralarını kazıdığımızda yoksulluğun artacağını ifade eden bakanlığın bu sorunların çözümü noktasında bir perspektife sahip olmadığını da üzülerek belirtmek isterim. Bakın, yoksullukla mücadeleye ve sosyal yardımlaşma programının 2023 başlangıç ödeneği 91,5 milyar. 2024 bütçe teklifinde yoksullukla mücadele için ne kadar ayrılmış? 205 milyar. Hemen artan yoksulluk değil, enflasyon diyecekler var. Onlara da söyleyeyim. %65'lik enflasyonla programın bütçesi 150 milyar olması gerekiyordu. Ancak 205 milyar olmuş. Ha, biz zaten çarşıdan, pazardan yoksulluğun arttığını biliyoruz da bakanlığın bunu nasıl itiraf ettiğini de konuşmamın başında göstermek istedim. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kadınlar için bir kara düzen hüküm sürüyor. Bu düzenin sicilinde şiddet var, yoksulluk var, işsizlik var. Bu yılın ilk 11 ayında 286 kadın cinayeti, 218 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Sayın vekil gülüyor ama buradan ifade edelim, bu veriler gerçek. 142 kadın iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ayrıca sosyal devletin boşalttığı alan kadınların görülmeyen emeğiyle doluyor. Kadınların sırtına yıkılan ev içi kayıtlardan bakılır, hiç endişe yok, bizim hepsi gerçek. Kadınların sırtına yıkılan ev içi ücretsiz bakım işleri. Lütfen Hatip'in konuşmasını dinleyip istihdamını bozmayalım. Varsa cevabını sonra verirsiniz. Sayın Zengin, grup başkan vekilisiniz. Siz herkesten daha tecrübelisiniz. Lütfen Hatip'in sözünü kesmeyin. Devam edin Sayın Özcan, buyurun. Başkanım. Kadınların sırtına yıkılan ev içi ücretsiz bakım işleri sadece kadınların istihdamına engel olmakla kalmıyor, kadınları iş aramaktan da alıkoyuyor. Bunun bir çözümü
bakanlığın etkin bir gündüz bakım evi kreş politikasına sahip olması olabilirdi. Var mı bakanlığın böyle bir politikası Sayın Bakan? Olmadığını biliyoruz. Güç bela iş bulan kadınlar ise güvencesiz, kayıt dışı alanda çalışmak zorunda kalıyor. İlk gözden çıkarılan kadın işçiler oluyor. Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı Gaye Erkan diyor ki, biz İstanbul'da ev bulamadık, müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Ya Merkez Bankası Başkanı'nın aldığının onda biri maaşla hayatını geçindirmek zorunda olan kadınlar, emekçiler, öğrenciler, askeri ücretliler ne yapacak Sayın Bakan? Dünya Ekonomik Forumu diyor ki, mevcut politikalarla Türkiye'de kadın erkek cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için tam 167 yıl geçmesi lazım. Evet, yanlış duymadınız değerli vekiller. 167 yıl geçmesi lazım. Hal böyleyken bakanlık kadının güçlenmesi programına bütçesinden yalnızca %0,87'sini ayırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadınların toplumsal sorunlarından birinci derecede sorumlu bir bakanlık, kadınların güçlenmesi programına bütçesinin... Tamamlayın lütfen. Kadınların güçlenmesinden sorumlu bakanlık programına bütçesinin %1'inden daha az pay ayırıyor. Sayın Bakan, komisyonda kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme dediğiniz anlayış bu mu? Ya da daha net sorayım. Kadının güçlenmesine verdiğiniz önem bu kadar mı? Değerli milletvekilleri, ez cümle karşımızda cinsiyet eşitsizliğine kör bir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı var. Kadın yoksulluğuna dair çoğu veri yetersiz. Nasıl ki kadınların çalışma hayatında yükselmek için, eşit işe, eşit ücret için kırmak zorunda oldukları bir cam tavan varsa, bakanlığın toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bütçe oluşturması için de iktidarın yarattığı bir... Selamlayın lütfen. Biz kadınların cam tavanları nasıl tuzla buz erittiğine tarih şahittir. Kadınları yoksulluğa sürükleyen, ister çalışma hayatı kaynaklı olsun, ister bütçe kaynaklı olsun, ister ataerkil düzen kaynaklı olsun, her engeli böyle tuzla buz edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum.